Fame'de saatini kontrol ediyor ve çalan düdükle 90 dakika başlıyor. Maraş Gençlik takımı oyuna başladı. Berete Spor Servisi olarak her iki takıma da başarılar diliyoruz. Türk uzun kullandı. Abbas olsun kafayla indirdi. Şimdi Hikmet açılan top karşı atak olabilir mi? Cenk'er yazar tek top Süleyman Bayır'a. Süleyman Bayır ayakta kaldı. Şimdi pası Cenk'er yazar. Topla buluştu Cenk'er. Cenk'er gole gidiyor. Gol pozisyonu vuruş kaleci Türkan. Açılan top Süleyman Bayır. Atak devam ediyor. Maraş adına Süleyman ceza sahası içerisinde gol pozisyonu vuruş kaleci Türkan. Şimdi atağın yönü sağ taraf. Berke Zorba topla buluştu. Berke Zorba içeriye gitti. Ferdi Kösem top istiyor. İçeriye şimdi bir kafa top dışarıya gidiyor. Kritik bir dakika. Dakika 20 işaret verildi. Burak Sarıkaya yaptı ortasını arka direğe doğru. Kaleci Cenk Ayyal'ın topu kornere çeliyor. Dakika 20 işaret verildi. Burak Sarıkaya yaptı ortasını arka direğe doğru. Kaleci Cenk Ayyal'ın topu kornere çeliyor. Lan bir taç atışı daha kullanacak. Dakika 22 şimdi atak kesilecek mi? Yıldıray Fenercioğlu topla buluştu. Yıldıray Fenercioğlu. Cenk'er şimdi Faruk açılan top. Faruk'un önünde kaldı. Faruk bir vuruş kaleci Türkan. Hareketli ol. Burak Karabacak kullanacak. Dakika 38. Maraş Necip Kartal stadında. Maraş 0. Yonpaş Doğupınar 0. Kritik bir dakika. Burak Karabacak yaptı ortasını. Savunmadan çekti. Penaltı beklentisi var. Oyun devam ediyor. Berke Zorba kaleye baktı. Bir vuruş savunmadan sekti. Seken top Abbas'la devam ediyor. Sonrasında Fehim Dayı hata kesiyor. Şu anda vermek üzere Fehim Dayı İsmail'in açılmasını istiyor. Yeni oyun kuralları içerisinde. Şimdi Burak Sarıkaya atladı. Burak Karabacak bir vuruş kaleci Cenk Ayyalı'nın. İki güzel hareket mükemmel çıkarıyor. Sonrasında bayrak kalkıyor. Açılan top İsmail Tırlık içeriye baktı. Şimdi yaptı ortasını arka direğe doğru. Hikmet bir kafa kaleci Cenk Ayyal'ın. 45+3 dediğim anda da Fehim Dayı'nın çalan düdüğüyle ilk 45 dakikanın sonucu ortaya çıkıyor. Ve ilk 45 dakikanın sonucu Maraş 0, Yonpaş Doğupınar 0. Uyarısını yapıyor ve çalan düdükle ikinci yarıya Yonpaş Doğupınar takımı başlıyor. Burak Sarıkaya uzun gönderdi. Yekta Polat'ın olduğu noktaya Yekta Yusuf'u indirdi. Berke Zorba'nın baskısı var. Sağ taraf Emre Soytürk içeriye baktı. Yapmadı ortasını. Rakibinden sıyrıldı. Şimdi yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Bir kafa top dışarıda. İlk oyuncu değişikliğini Maraş kullandı. Burak Karabacak ceza sahası içerisinde gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Beşir Endiay attı. Yonpaş Doğupınar Maraş karşısında 55. dakikada 1-0 öne geçiyor. Berke Zorba son çizgi. Berke yaptı ortasını ceza sahasına. Gol pozisyonu şut üstten dışarıya. Maraş takımında Mustafa Gök ceza sahasına doldurdu. Abbas olsun topun indiği noktada savunma uzaklaştırdı. Şimdi Emin bir kez daha doldurdu. Gol pozisyonu kaleci Türkan iki hamlede topa sahip oluyor. Şimdi Gökhan Yazlık ceza sahası oldukça kalabalık yapılan orta. Ferdi Kösem hata kesti. Mustafa Gök vuruşu. Şimdi Oğuz Göktaş ceza sahası içerisinde oynayın diyor maçın hakemi. Top dışarıya gidiyor. Penaltı beklentisi var. 62. dakikada Emin Berk topun indiği noktada Berke Zorba birebir yakaladı. Berke Zorba. Berke Zorba gidiyor. Burak Sarıkaya da destek verdi. Berke Zorba şimdi pası Burak Sarıkaya. Gol pozisyonu vuruş kaleci Cenkay. Rakip alana bir kez daha doldurdu. Berke Zorba topu iyi indirdi. Şık bir rövaşata top dışarıya gidiyor. Tamamladı. Tekrar takımına döndü ve bugün ikinci yarıda Sedat Devecioğlu'ndan forma şansı buldu. Turgut Kaçar topla buluştu. Ceza sahasında bir vuruş kaleci Cenkay. Kendi telafi etti Cenk'er yazar. Şimdi sol taraftan Tahsin'le gelişen atak. Tahsin içeriye yaptı ortasını. Abbas karşıladı. Şimdi Burak Sarıkaya. Kısa düşen top. Cenk'er kaleye baktı. Bir vuruş kaleci Türkan mükemmel çıkarıyor. Şimdi Berke Zorba. Ferdi Kösem'in olduğu noktaya. O sahip yok. Dakika. Şimdi Ferdi Kösem yaptı. Gol pozisyonu. Turgut geriye. Ali Bayır gol pozisyonu. Ali Bayır vuruşu. Top dışarıya gidiyor. Trendiay Aziz geldi. Atağı bozdu. Sonrasında Cenk'er yazar. Burak Sarıkaya Cenk'er. Cenk oyunda diyor. Özal Çağlayan. Şimdi Tahsin Kaya tek top. Cenk'er yazar. Topla buluştu. İçeriye pası. Tahsin Kaya. Bir vuruş. Top direkten döndü. O sürede Maraş Necip Kartal stadında başladı sevgili futbol severler. Oğuzhan sert bir vuruş kaleci Türkan mükemmel çıkarıyor. Şimdi serbest vuruş. Gökhan Yazlık ceza sahasına yaptı ortasını Emre Aktaş. Bir kafa kaleci Türkan mükemmel çıkarıyor.
köşe vuruşu kullanacak. Gökhan Yazlık yaptı ortasını. Bir kafa Ferdi Kösem topu uzaklaştırmak istiyor. Gözler artık maçın hakemi Fehim Dayı. Bir kez daha doldurdu Mustafa Gök. Ceza sahası içerisinde açılan top. Yerde kaldı Cenk Eryazar ve sonrasında Fehim Dayı 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Ve 90 dakikanın sonucu Maraş 0, Yonbaş Lumu Pınar 1. Kıbrıs Türk Petrolleri 1. Lig'in 3. haftasında Maraş Necip Kartal Stadı'nda Maraş ile bu arada saha içerisinde bir anda yumruklar konuşmaya başladı. Burak Sarıkaya saha içerisinde Gökhan Yazlık, Burak Sarıkaya, Süleyman Bayır. Gerçekten istenmeyen olaylar Mausa derbisinde yaşanıyor. Emniyet güçleri olayları yatıştırmaya çalışıyor. Yardımcı antrenör Erdoğan Emiroğullarına, Burak Sarıkaya'ya tepkisi vardı Maraş futbolcularının. Orta alanda şimdi gergin anlar. Emniyet güçleri engellemeye çalışıyor. Saha içerisine atlayan taraftarlar da olduğunu belirtelim. Gerçekten istenmeyen görüntüler var. Saha içerisinde emniyet güçleri olayları yatıştırmaya çalışıyor. Oyunun bittiği anda bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde gergin anlar var. Burak Sarıkaya'ya atılan yumruk var. Şimdi Lumu Pınar futbolcuları şu anda yedek kulübesine doğru geliyor. Yonbaş Lumu Pınar şu anda saha içerisinde. Maç bittikten sonra istenmeyen olaylar var gerçekten. 90 dakika çok iyi bir maç geçti hem saha içinde hem de, ama maç sonrasında istenmeyen olaylar yatıştırılmaya çalışıyor. Şu anda olaylar yine tırmandı saha içerisinde. Bu kez Lumu Pınar yöneticisi Mülki Çimender'e karşı bir tepki var. Saha içerisine giren taraftarlar da var. Gerçekten hoş olmayan olaylar, görüntüler. Çok centilmence geçen bir 90 dakika. 1-0 Lumu Pınar kazandı ama sonrasında her iki takım soyunma odasına giderken orta yuvarlakta istenmeyen olaylar, saha içerisinde olmaması gereken taraftarların olması bir anlamda olayların gerilmesine neden oldu, olayların çıkmasına neden oldu. Şu anda İzzet Kaçmaz, Sedat Devecioğlu da olayları yatıştırmaya çalışıyor. Hem Maraş Başkanı Hasan Oy şu anda saha içerisinde, yöneticiler olayları yatıştırmaya çalışıyor. Gerçekten görmek istemediğimiz görüntüler bunlar. 90 dakika çok centilmence iki takıma yakışır şekilde geçti. Ama maç sonrasında bir anda gerilen ortam ve orta yuvarlakta yaşanan atılan yumruk sonrasında olaylar gerildi ve sonrasında saha içi karıştı. İstenmeyen olaylar sonrasında sahaya giren taraftarlar da bir anlamda olayların da tırmanmasına neden olduğu, sevgili futbol severleri.